yapmış olduğumuz model için biraz eklemeler yapacağız ve üzerine boyamasını yapıp bitireceğiz. Bir önceki bölümde dediğim gibi bu işi ilk defa deniyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkacaktır. Güzel bir şey çıkması için de öncelikle bir arkadaşımdan destek almayı düşündüm. Fırat Dövencioğlu uzun süredir bu işin içinde ve tecrübeleriyle bize bu bölümde destek olacak. Hadi bir görüşme gerçekleştirelim. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim. Ya şu girişi yapamıyorum. Ondan sonra akıyorum da girişler çok zor bende. Ozan iyi yapıyor girişleri. O yüzden hep Ozan yapar. Normal akalım. En son girişi yap istersen. Daha çok açılmış oluruz. Nasıl sen montajlayacaksın? Fırat en son neler yaptın? Yeni dioramalar, yeni maketler var mı? Yeni projeler? Açıkçası sürekli üretim halindeyim. En son şöyle bir şey yaptım. Biraz model üzerinden gidiyorum. Model normalde figür kullanmıyorum ben dioramalarımda ama burada böyle hali hazırda Revell'in maketlerini ölçekli modellerini boyayıp onların canlandırmasını yapıyorum. Şöyle gösterebilirim mesela. Oo. Bu bir Alman denizaltısı. Bunu Instagram sayfamda görmüştüm. Bu bayağı beğendiğim bir iş ya. Evet. Oradan da daha detaylı bakabilirsin fotoğraflarına. Bir süredir bunlarla ilgileniyorum. Onun haricinde eski yaptığım işlerden gösterebilirim. Mesela şöyle bir çok acayip ya. O poşet bayağı bildiğin atılmış bir poşet yani. Tabii zaten normal çöp poşetinden yapıyorum. Yani aslında bir bakıma sizin çöpçülerin yaptığı gibi upcycling üzerinden gidiliyor. Yani bunların çoğu artık kullanmayacağım şeyler. Hani gidip malzemeleri satın alıp şunu yapayım bunu yapayım demiyorsun ama hani illaki mesela boyalarda teknik malzemelerde tabii ki yapman gerekiyor. Mesela hani şöyle göstereyim. Şurada. Vay. Okey şunları falan hani Forex'ten yapıyorum ya da hani karton ya da MDF'den yapıyorum ama mesela şu ayakkabıyı yine artık bir malzemeden, plastikten oyarak yaptım. 3D printer kullanmıyorum. Hepsini el yapım yapıyorum. Şöyle bir kale çok acayip değil mi? Çok güzel. Bunda yine atık malzemeler var. Mesela şuradaki zemin, toprak. Bu biraz böyle amatör küme sahası gibi düşünüyorum. Modern futbola karşı kullanıyorsun ama mesela bu toprak dokusunu yakalamak için bildiğin mutfak sarı bezleri var ya. Mutfak. Ya onun üzerine biraz akrilik uygulaması yaptığında istediğin rengi bulursan daha sonra zaten şu şekilde böyle. Ben de işte atık malzemeler kullandım ama ben bunu nasıl boyayacağımı çok net bilmiyorum. Daha önce bir maket deneyimim olmuştu. Hani ufak tefek boyalar almıştım hani şöyle gene Revell'in maket boyaları vardı. Ama senin gibi böyle biraz detay yapmak istiyorum. Bazı yerlerinde böyle paslar yapmak istiyorum. Hani nasıl şeyler kullanabilirim acaba? Onları soracaktım. Elindeki boya aslında güzel bir boya. Zaten akrilik kullanıyor olman lazım ki hızlı kurusun. Hemen müdahale edebil diye. Şöyle bir pigment var. Bu pigmentle renkte karıştırarak pas dokusu elde ediyoruz. Bunu uygulamaklı olarak da gösterebilirim. Genelde ben bunu tercih ediyorum. Bir ara doğal oksitlenme gibi bir şey yapıyordum galiba maketlerinde. Yani hiç o tuza, pigmente girmeden yanlış mı anladım? Evet. Yok doğru. Yani başka... Bir ara öyle oksijen tüpü gibi pil kullanmıştım bir tane makette. Onu öyle hızlandırmak için 1 saat içinde mi, 1,5 saat içinde mi ne? Çamaşır suyu, sirke, bir şey daha vardı içinde. Onu koyduğunda gerçekten böyle gözlemliyorsun. oluyor ve hani acayip eğlenceli. Şimdi mesela direkt böyle çelik efekti veren boya var. Yine akrilik. Bak mesela. O bayağı çelik kapı olmuş ya. tabii. Ya bu normalde bildiğin MDF, ahşap. Ya her şeyi kullanabilirsin gerçekten ya. Hani durağı yok. Onu mesela şu şekilde göstereceğim. Bunu kullanırsan mesela az önce gösterdiğim etkiyi alabilirsin. Bu arada bütün her şeyi de gözlemliyorsun tabii. Pas, kir, duvardaki akıntılar falan gibi şeyleri. Ya tabii evet. Özel ilgi alanıma da giriyor açıkçası ya. Hiç bakmadığımız yerlere bakıyoruz yani. Ben de bir yandan boyayabilseydim ama daha hala benim malzemelerim hazır değil. Fırat çok teşekkür ederim bu verdiğin engin bilgiler için. Gene takılırsam sorarım sana. Tamam ben teşekkür ederim ya yayını aldığın için. Gayet güzel olmuş. Yani merakla bekliyorum. Umarım izleyenler de iyi olmuştur bu bilgiler. Onlar da evlerinde denerken bu bilgilerden yararlanarak maketler ortaya koyabilirler. Ya da dioramalar. Bitmiş halimi fotoğrafını atarım. İyi bak kendine. Hadi kolay gelsin. Bekliyorum bitmişini.
arkadaşlar tamamen atık malzemelerle yaptığımız bu maketimiz şu anda hazır. Bu arada ben bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaşırken bir yorum geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gibi görünüyor diye. Gerçekten de öyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir zaman makinesi yaptık arkadaşlar. Belki bir sonraki bölümde diorama aşamasına geçebiliriz. YouTuber'lık yapmak istemiyorum ama yani böyle like'larınız önemli. Eğer istiyorsanız 3. bölümü de yapacağım. Ayrıca videonun müziklerinde emeği geçen Mayan Erdal'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Back to Future serisinin bütün şarkılarını böyle 12-13 dakikalık bir sekansa sığdırdı. Evet arkadaşlar artık videoyu kapatalım. Klasik cümlelerimi söyleyeyim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı... Hala çalışıyor mu ya? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli.